First Lady of the United States, Melania Trump, Acting Deputy Secretary of State, Tom Shannon, and the 2017 International Women of Courage Award recipients. My great pleasure to welcome you to the State Department and the 2017 International Women of Courage Awards ceremony and girls across the globe. Please join me again in welcoming the First Lady. I affirm that when you empower women in these developing parts of the world, you change the future of the country because you change the cycle. Thank you. Women are diminished. The entire world is diminished with them. However, wherever women are empowered, towns and villages, schools and economies are empowered, and together we are all made stronger with them. It is therefore our duty to continue to shine the light on each miraculous victory achieved by women, all capable of trying, truly leading the change to fight for those that cannot fight for themselves. These are the stories of human greatness. To protect the region's children from Al-Qaeda and Houthi militias. She exposed Al-Qaeda's Yemeni branch. As an elementary school teacher, Sadat took the rare and bold step of exposing the sexual abuse of children. Our next honoree. Amerika Büyükelçiliği ulaştı. İlk diplomatlar geldi. Kadın diplomatlarla bir aradaydık. Yani onlar CNN'de haberimizi izlemişler, Ayşe Arman'da izlemişler ve çok etkilenmişler. Siz inanılmaz bir şey yapıyorsunuz, bizim de çocuklarımız var dediler. Sonrasında ben tabii başta bilmiyordum ama daha sonra aday gösterildiğimi öğrendim. Ve o süreçle birlikte aslında binlerce kadın arasında, dünyadaki binlerce kadın arasında daha sonra seçildiğimi, çünkü bir oyla, oy birliğiyle olmuş, seçildiğimi öğrendim. Tabii böyle bir simgesel durumdan dolayı ya ben ağladım yani o an. Aslında şeydi, yani bir can buldu çünkü ben çok kapı aşındırdım, çok yere gittim. İnsan çocuklar için yalvarıyor, onu öğrendim. Ve sonucunda buradayım ama her şey bitmiş değil. Biliyorum ki burası her şeyi bitirmeyecek. Geri döneceğim, mücadeleme devam edeceğim. Ben kişisel gelişim uzmanlığı, tecrübelerimi anlatmak istiyorum insanlara. Nasıl bir yol izlediğimi bilmelerini istiyorum. Çünkü ben hep şey dedim, başından beri şunu söyledim. Çocuklar siyaset üstü, herkes bunu anlasın. Ve bu olayı siyasallaştırmadan bugünlere geldim. Çok dikkatli gittim. Çünkü biliyorum ki bizim çocuklar herkesin. Herkesin. O yüzden birlik beraberlik olmak zorundayız dedim. STK'lardan hepsinden destek istedim. Hepimiz bir aradaydık. Zor bir süreç. Mahkeme salonlarını doldurmamız lazım. Çocukları yalnız bırakmamamız lazım. Aileler yalnız. Aileler utanıyorlar ve çekiniyorlar. Ya utanması gereken bir şey varsa suçlu utanmalı ve bizler o sırada bir arada olmalıyız, birlik olmalıyız, ailelere destek olmalıyız, onları yalnızlaştırmamalıyız ve çocuklar için rehabilitasyonu sağlamalıyız. Rehabilite edilmemiş her çocuk tehlikede. İşte bunu değiştirirsek değişimi başlatırız ve çocuklar huzurlu, rahat nefes alırlar. Sizi çok seviyorum. Onlar benim canım bir tanem ve okuyorlar. Annelere de onlarla zaten çok sıkı görüşüyoruz.
Benim kızlarımın anneleri mükemmel anneler. Onlar bence Türkiye'nin anneleri. Çocukları okusun diye her türlü uğraşı veriyorlar. Tarlada maydanoz ekiyorlar, marul ekiyorlar, afet geliyor, belki kar götürüyor bir şeyleri. Yeniden ekiyorlar, yeniden biçiyorlar. Eşim, dostum, sevdiğim insanlar var ve onlar da inanılmaz derece biz imece usulü elimizden geleni yapıyoruz onlara. Ama onlar gibi diğer çocuklara da elimizden geleni yapacağız ve ben sonuna kadar ömrüm yettiğince gideceğim. AlaturkaOnline.com, the first Turkish newspaper in the U.S.